Özgür medyadan kim korkar? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sırf düşüncelerini ifade ettiği için 4 ay 10 gün hapis yatacağı Pınarhisar cezaevine gitmeden önce kendisini uğurlayanlara yaptığı o konuşmayı tekrar dinledim. 28 Şubat'ın demokrasi dışı şartlarında mağdur edilen Erdoğan'ın en dikkat çekici mesajı şuydu. İyi hukukçular olmak için çok iyi çalışın. Belli ki devrin muhtedirleri tarafından yasaların kötüye kullanılmasına duyduğu isyanı böyle dile getiriyordu. İfade özgürlüğü anayasanın garanti ettiği hakların başında geliyordu, ama gücü elinde tutanlar isteyince masum bir şiir bile hapse tıkılmak için yetiyordu. Böyle mağduriyetleri aşıp özgürlükleri hayata geçirmek için hukuka ve iyi yetişmiş hukukçulara ihtiyacı vardı. Erdoğan'ı cezaevine uğurlama töreninden dikkat çeken ilginç bir ayrıntı daha vardı. Eski İstanbul Belediye Başkanını taşıyan otobüs ilerlerken vatandaşlar "hırsızlar nerede tayyip burada" diye slogan atıyorlardı. Başarılı hizmetlerini takdir ettikleri mazlumu alkışlarken zalimin hırsızlığına dikkat çekiyorlardı. Şiir okuduğu için hapis yatmış bir ismin ülkenin başında olması aslında müthiş bir fırsata dönüşebilirdi. Zenci muamelesi görmüş bir kişinin başına geçtiği Türkiye, özgürlükler açısından dünyanın örnek ülkeleri arasına girebilir, kendisi de Mandela gibi uluslararası şöhrete sahip bir demokrasi kahramanı olabilirdi. Ama geldiğimiz tuhaf yere bakın. İktidardan farklı fikre sahip herkes baskı altında. Hidayet Karaca ve Mehmet Baransu gibi gazeteciler aylardır hapiste. Can Dündar'dan Yavuz Baydar'a, Ekrem Dumanlı'dan Ertuğrul Özkök'e her gün bir başka isme dava açılıyor. Hem de şiir okuduğu için hapis yatmış biri tarafından. 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarını kapatanları unutmayın diye bir tweet attığı için Sedef Kabaş ağır cezada yargılanıyordu. Bir tweet için 10 yıl hapis cezası istenir mi diye hayret ederken dün daha tuhaf oldu. Bu kez gazeteci Sevgi Akar Çeşme paylaştığı tweetin altına başkası tarafından yazılan bir yorum nedeniyle hakim karşısındaydı. AK Partili vekil Abdurrahim kalın öncülüğünde bir grup Hürriyet gazetesini basıp kapılarını kırıyor ve olay üzerine gazeteci Sedat Ergin, 40 yıllık gazeteciyim, ilk kez can güvenliğimin olmadığını hissettim diyordu. AK Parti ise o vekile ceza vermek yerine oy birliğiyle divan üyesi seçiyordu. Bu da yetmiyordu. Erdoğan'ın artan terördeki rolünü eleştiren kapak fotoğrafı nedeniyle Nokta dergisi gece yarısı mahkeme kararı olmadan polis tarafından basıldı. Dergilere el kondu, yazı işleri müdürü gözaltına alındı. Aynı dergi gazeteci Alper Görmüş'ün yayın yönetmenliği sırasında demokrasiyi ve AK Parti'yi hedef alan Sarı Kız, Ay Işığı gibi darbe planlarını yayınladığı için basılmıştı. Bugün Erdoğan gibi düşünmeyenler mağdur hain terörist ilan ediliyor hapse atılıyor Dünün zalimlerine yapılan hırsızlık suçlamasının hedefinde ise bu kez dünün mağdurları var. Osmanlı'nın son dönemlerinden beri kıramadığımız bir fasit daire bu. Bugünün mazlumları gücü ele geçirince zalim kesiliyor. Sultan Abdülhamid'in istibdatından çok şikayet eden ittihatçıların baskıcı bir yönetim kurması, tek parti döneminden şikayet eden Demokrat Parti'nin son yıllarında kendisi gibi düşünmeyenleri baskı altına alması gibi. 1940'lardaki tek parti iktidarının medyaya gönderdiği şu talimatlara bakın. Milletvekili General Kazım Karabekir'in mecliste yaptığı konuşma gazetelerimizde hiçbir suretle yer almayacaktır. Vergilere yapılması düşünülen zamlar hakkında hiçbir neşriyatta bulunulmaması bu devri yaşayıp demokrasi vaadiyle iktidara gelerek önemli açılımlara vesile olan Demokrat Parti'nin son döneminde medyaya uyguladığı baskı ibretlik. Bakan ve yüksek memurları hedef alan hakaret davalarında suçlanan gazeteciye iddiasını ispat etme hakkı bile tanınmamasını öngören bir yasaya itiraz ettikleri için Demokrat Partili 19 milletvekili tam da kurultay günü partiden ihraç ediliyordu. Nazilerden bazı rejimine otoriterleşme eğilimine giren her yönetim, özgür medyadan korkar ve onu ele geçirmek ister. Hitler sırf bu amaçla Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanlığı kurarak başına Goebbels'i getirmişti. İlk işi, Nazi karşıtı yazarların tüm kitaplarını Berlin'in Bebel Meydanı'nda yakmak olan Goebbels'in kontrolünde sinema, radyo ve dergilerden oluşan dev medya ağı içinde sadece gazetelerin sayısı 3600'dü. Unutma, sadece demokrasilerde basın özgürdür ve saklayacak çok şeyi olan özgür medyadan korkar.